Evet sevgili izleyenlerimiz, farklı bir programda yine karşınızdayız. Sizlerle birlikteyiz ve sizler için geziyoruz. Bugün İncesu köyündeyiz. İncesu'da iki hatta üç önemli unsur var. Bunlardan birincisi tarihi bir değeri olan bu İncesu Köprüsü. Burada regülatörü var, efendim. Sonra kemerler var, dalga kıranları var. Bu güzel yapıyı sizlere göstereceğiz ve sonrasında tabii ki diğer unsurlar da var. Dümdüm mağarası diye geçen bir yer var burada. Onları sizler için görüntüleyeceğiz. Bir de hatırladığım kadarıyla, geçmişten Fahri sen de hatırlıyor musun onu? Bir gaz çıkan kuyu vardı. Öyle bir şey duydum. Yani İncesu'da gaz çıkan bir kuyunun olduğunu duydum ama şu anda ne durumdadır onu bilmiyorum. Evet, bugünkü programımızı onun için ayırdık. Bu güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Burada neler yapılabilir? Fahri, senin gördüğün tabii ki yıllara meydan okumuş ama bazı yerlerinde bakımsızlık var. Evet, şimdi bu köprünün bildiğim kadarıyla Almanlar tarafından 100 yıl önce falan yapıldığı söyleniyor. Ama gerçekten de eskiden yapılan yapılar ne kadar sağlam, ne kadar kaliteli olduğu. Yani şimdi düşün ki... Bu köprünün altından derler ya ne sular aktı, ne kadar çok sular aktı derler ya işte ne kadar çok sel su aktı ona rağmen 100 yıldır dayanmış ve hala dimdik ayakta duruyor. Müthiş bir şey. İşte bu güzellikleri sizler için. Evet biz görüntülüyoruz sizler için değerli izleyenlerimiz ama bu unsurlara, bu güzelliklere, tarihi mirasımıza sahip çıkmadığımızın bir eseridir bu. Bakın. Bu taşlar, bu dalga kıranlar böyle kırılıp yıkılıp pislik içerisinde kalıncaya kadar bunlara bir bakım yapılabilirdi bence. Ya tabii ki yani bu tür yapılar, bu tür kıymetli eserler gelecek nesillerin sunmak için yani görüntüsüne görmeler için yani ileriye taşımak lazım. Taşımak için de sahip çıkmak lazım. Yani böyle bakımsız mesela taşları maçları düşmüş çok basit yapılacak işler bunu. Yani tabii ki biz söyledikten sonra işte köyümüzün yani değerli muhtarı da hemen işe el atabilir veya başka işte yetkililer de el atıp bu şeyi yani restore edebilirler. Restore edildikten sonra da yani daha güzel bir şekilde gelecek nesillere taşımış oluruz bizim şeyimiz. Yani değil mi? Bu güzelce yapılabilir. Hatta böyle tarihi bir yapıyı andıran böyle üstüne bir kemer gibi bir şeyler yapılıp sonrasında da bu tarafta mesela atıl yerler var. Çay bahçeleri vesaire insanların dinlenip stres atabileceği yerler olarak değerlendirilebilir. Öyle olma mı? Tabii ki mesela hemen yanı başına şehidimiz adına bir tane park yapılmış. Yani buradan şehidimize de Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani orası da çok güzel bir yer. Yani insanların özellikle böyle bahar ayında, yaz ayında nefes alıp ondan sonra gelip oturup ailecek piknik yapıp dinlenebilecekleri çok güzel bir yer. Ahmet Erol şehidimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle de onu anmış oluyoruz. Yani bugün işte İncesu'daki diğer yerlerde... Gezip göreceğiz. Merak ediyorum yani o dumdum dediğin veya başka yerlerde merak ediyorum. Uyulmuş bir kaya. Ha, göreceğiz zaten onu. Daha önce biz çektik. Bakacağız. Yine çektik ama bu fırsatla dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle bunları paylaşıyoruz. Yani bu onlar tabii ki dışarıya çıkamadıkları için. Şimdi biz onlar adına dışarıya çıkıyor ve bu görüntüleri onlar için tespit ediyoruz ki Seydişehir'de ne var ne yok aslında gün yüzüne çıkması için çaba sarf ediyoruz bu vesileyle. Tabii ki yani bazı böyle arkadaşlar serzenişte buluyorlar biz içerideyiz siz dışarıdasınız diye. Yani biz de böyle kamu adına yani ilçemizi tanıtım adına yani böyle işte bu tür tarihi yerleri doğal yerleri gezerekten insanların şeyine sunuyoruz beğenisine. Sunuyoruz. Yani yaptığımız iş bu. Yani arada sırada yani bu işlerin böyle yapılmasında yani insanlar yani şey adına basın adına nasıl bir zarar olur ki de insanlar bize işte biz içerideyiz siz dışarıdasınız diye. İşin esprisidir o ya. Zannedip içeriden de, gelerek söylemez. Espri de olsa yani böyle en azından insan motivasyon açısından böyle şey olması lazım. Yani böyle bu tür şeylerin yani biraz daha bilmiyorum yani. Evet. Biz yine de devam edeceğiz. Devam edelim. Yani Seydişehir'in güzelliklerinin tüm dünyanın gözünün önüne sergileyeceğiz ki birileri ha orada onlar varmış.
Oraya ne olur, ne yapılabilir? Şimdi Dümdüm Mağarası gideceğiz. Geçmiş yıllarda ben bir geldiğimde içerisinde ateş yakılmış vesaire. Peşburde bir haldeydi. Bakacağız. Bakalım bugün ne halde olacak? Bakacağız. Acaba bir şeyler yapılmış mı? Bundan sonra ya bir de o Dümdüm'ün mutlaka bir devamı var mı yok mu? Bunların araştırması da yapılmalı. Ya, bence. Ya şimdi Türkiye'de artık bu tarihi ve doğal güzelliklerin yani değerlendirilmesi, sahip çıkılması son yıllarda biraz daha böyle gündemde olmasıyla hani duyarlı insanlar bunlara sahip çıkıyorlar. Yani her yerde böyle. İşte doğada çevre kirliliğine karşı bu sene yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden işte çevreyi kirletenlere karşı da ağır cezalar yaptıran yani kanunlar çıktı. İnsanlar artık böyle doğayı yani hoyratçana böyle kirletmenin ondan sonra böyle gelecek nesillere bunun böyle taşınmadan tüketilmesinin yani ne kadar tehlikeli, ne kadar kötü bir şey olduğunu algılamaya başladılar. Yani güzellikler yani sahip çıkarsan ancak değer bulur ve ileriye taşınır. Eğer sahip çıkmazsan ondan sonra işte gelirler çöp atarlar. Ondan sonra Evet aynen burada olduğu gibi mesela kanala şişeler atılmış. Pet şişeler atılmış, teneke şişeler atılmış. Bunlar atılmış ki buraya geliyor. Evet. Yani bu da bu suyu kirleten bir unsur. Yani doğa çevre böyle kirletiliyor. Bir de yani tarihi yerlerde işte yani define arama mantığıyla kazılaraktan ondan sonra tahrip ediyor. Bilinçsizce yani duvarlara mesela tarihi bir yere yani en basit benim bildiğim şey de Bozkır Hacılar'da bir tane kale var. Hı. Yani müthiş bir yer. Yani böyle Roma tarihi ve şey açısından yani geçmiş açısından yani Zengibar Kalesi müthiş bir tarihi özelliğe sahip. Yani inşallah bugün oraya da gidelim. Orayı da görüntüleyelim Sedişehir'le. Yasağın olmadığı bir zaman gidelim. İnşallah. Yani orayı yani görsen işler acısı. Böyle insanlar şey aramak için şey yapmışlar böyle viraneye çevirmişler. Her yer böyle Türkiye'de yani bir şey var ne olup ne bittiğini de bilmiyorum. Rastgele işte burada bir şey çıkar ümidiyle böyle insanlar artık böyle alın teriyle çalışıp da böyle kazanmak yerine bedavadan bir yerle bir şeyler bulup ondan sonra kısa yoldan köşe dönmenin hesabı içinde olanlar yapıyor bunu. Yani değilse yani tarihi değerlere sahip tarihi değerlerin kıymetini bilen hiçbir insan gidip de böyle orada bir taşın bile yerinden oynanmasını istemez. Niye? Yani belki işte geçen hafta gittiğimiz yer 5000 işte 7000 yıllık veya 3000 yıllık böyle bir şey yani işte bizden sonraki nesillerin de görmesi çok güzel bir şey olur. Yani. Elbette yani tarihi mirası bırakmak gerekir. Geri gelecek nesillere de bunu bırakmak gerekir. Taşımak lazım bunu da taşımak için sahip çıkmak lazım. Sahip çıkmadan yani bunu şey yapamazsın. Ne yapar? 2 dakikada insanlar böyle yani Türkiye yani bir sürü medeniyete, Anadolu bir sürü medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Bunun işte Bizans'ın şeyinden, Roma'sından, Bizans'ından, Selçuklu'sundan, Osmanlı'sından en son. Yani bunların hepsinin bıraktığı izler var. Bunların izlerinin hepsinin böyle herkesin yani gelecek nesillerin görmesi lazım. Bu da görmek için sahip çıkmak lazım. Evet sahip çıkalım diyoruz. Şimdi tabii ki detaylarını İlker bizim için görüntüleyecek. Hep birlikte bu detaylarda bu köprüyü göreceğiz. Sonra Dümdüm'e geçeceğiz. Thank you.
Evet, aracımızı biraz ileride park ettikten sonra, biraz yürüdükten sonra efendim Dümdüm Taşı'na ulaştık. Evet, sizler de görüyorsunuz. İşte Dümdüm Taşı. İncesu Köyü'nde geçmişten bugünümüze bir miras olarak bırakılmış bir taş. Zannedersem taş oyularak yapılmış bir mağara. Tabii içerisinde oturma alanları vesaire var. Onları da görüntülerini tespit edeceğiz. Evet, bir rivayete göre buradan bir dedemiz altın buluyor. Altını birine veriyor. O altını alan kişi de zengin oluyor. Öyle deniyor. Yani onu duyduk. Ya, burayla ilgili bildiğimiz bu kadar. Şimdi Ömer abi, bu ön yargı var ya, yani doğruluk payı olabilir, ben illa öyle olmamıştır demiyorum ama yani her tarihi olay için işte orada şu şunu bu buldu, bu bunu buldu, şu bundan zengin oldu, bu bundan. Ama Fahri, burada hala arıyorlar biliyor musun? Ya tabii, yani bu bir zincir gibi devam edip gidiyor. Yani bu arayış, yani tarihten beri devam eden gelen bir şey. Yani işte, yani ortada ama hiçbir delil yok yani bulduğuna dair, yani ortada işte ben buldum veya şey yaptım. Ancak biz bu bulunanların şeyin yani... Geçmişte Fahriciğim, arsalar alınır satılırdı, evler alınır satılırdı biliyorsun. Bu evler alınıp satıldıktan sonra aldım verdim, tamam bitti. Tapu kaydı yok. Yok. Yani şimdi biz ancak bu tür bulmaların sonucunu, eğer şey olursa işte geçen haftaki çavuşta işte orayı bulanların böyle defineciler olduğunu şey yapıyoruz ya, suçüstü yakalanmışlar ondan dolayı. Tespit edilmiş. Bunda suçüstü olmadığı için rivayet oluyor. Suçüstü olmayıp yani polis, jandarma yakalamayınca yani şey yok, ortada bir delil, yani doğrulayıcı bir bilgi olmayınca sadece... Ya burayı tabii ki define için değildi. Bu yapıların devamı var mı yok mu, onları araştırmak tabii, lazım. Tabii, yani, biz... yani bir tane değildir bu zannedersem. Yani burada... Yani gerçekten dikkat çekici bir olay var. Yani şimdi adam kaç bin yıl önce bu taşı böyle oyaraktan yaptı. Burada yaşayan yani kaç kişiydi? Yani hangi millettendi? Neredendi? Ne yapıyordu? Bunların hepsinin yani tarihçiler tarafından açığa çıkarılması gereken. Kemer bile yapmış bak giriş kapısına. Tabii konular hani biz de sadece yani bizim görevimiz, yani teknik olarak detay olarak bilmiyoruz ama bizim basın olarak görevimiz bunları gündeme taşıyıp insanların şeyine, ilgisine sunmak. Yani biz de bunu yapıyoruz. Yani ben şu şeyin merak ediyorum, yani birileri bunu araştırıp da yani ortaya bir bilimsel veriyle işte bura işte şu tarihte yaşanmış, şu tarihte şu milletten bir insan yapmış gibilerden işte bu bölgenin tarihine ışık tutacak. Yanlış hatırlamıyorsam Fahri, biz buraya 2015'te geldik. Evet. 2015'te geldiğimizde de aynıydı. Yine aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bu taşın üstünde bir delik var. Birazdan tabii ki bunları görüntüleyeceğiz. Bir de içine girelim. İçeride ne var ne yok onu da görelim. İşte böyle kemeri yapmışlar dışarıda. Yani bu yapının ne kadar gün yüzünde devamı var mı yok mu tabii biz bilmiyoruz. Onları araştırmak gerekiyor. Şimdi bakalım içeriye. Sadece yani vatandaşa göstermek, Seydişehirli'ye göstermek, dünyaya göstermek. Bilmeyenler için gündeme taşımak. Belki biri gelir bir araştırma yapar. Ne olur ne biter. Biri değil canım. Gelecekse devlet gelsin. Yok yok, devlet adına biri gelir tabii canım. Bu saatten sonra artık bu işlerin böyle, bu iletişim çağında böyle insanların gelip de kafadan yani böyle rastgele iş yapmaları hani yadırganacak iş. Yani tabii ki devlet, evet, gelmesi lazım. Üniversitelerden insanların gelmesi lazım. Yani işi bilen... Bu işin uzmanı adamlar gelsin. Tabii. Evet, onları bekliyoruz. Onları bekliyoruz. Haydi içeriye. Haydi girelim bakalım. Evet, geçmiş zamandaki atalarımız herhalde incecik insanlarmış ki giriş yerleri falan kısa. Ama zannedersem bu biraz daha aşağıya doğru gidiyor herhalde. Çünkü ben biraz zor sığdım. 2015'ten bu yana da biraz kilo almışım herhalde. İri yapı bir şey olunca zor giriyoruz. Thank you.
Evet sevgili izleyenlerimiz, bugünlük de bu kadar diyoruz. Sizleri yine tarihle baş başa bıraktık. Görüntüleri izlediniz. İnşallah sizlere bir şeyler gösterebilmişizdir. Geçmişten günümüze bir yolculuk yapmış olduk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Değil mi Fahri? Evet. Bugünlük yani bu Nincesu köyüne gelerekten bu Dumduma ismimizi. Dumdum köprü. Köprü görüntüledik. Tarih açısından çok önemli değere sahip yerler burası. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Başka bir tarihi yerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet, bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi davranın efendim. Allah'a ısmarladık.